Gökhan Öz lisede bir tiyatro oyununda şehit olan askeri canlandırmıştı. Oyunda vurulup yere düşüyor, üstüne Türk bayrağı örtülüyordu. Yıllar sonra maalesef gerçek oldu. Güner daha 2 hafta önce baba olmuştu. Caner adını verdiği çocuğunu kucağına almış, ondan güçlükle ayrılıp göreve dönmüştü. Caner'i burnunda tütüyordu. Ve Çetin Doğan evlendikten hemen sonra askere gitmişti. 3 ay kalmıştı. Sigarayı alıp yuvasına dönecekti. Onlar Türkiye'nin son şehitleri. Bugün gözyaşlarıyla toprağa verildiler. Uzman çavuş Güner Erdem 14 gün önce baba olmuştu. Piyade er Çetin Doğan askere gitmeden önce evlenmişti. Uzman onbaşı Gökhan Öz ise mesleğe 4 ay önce başlamıştı. İlk acı Beytülşebap'tan düştü yüreklere. Uzman onbaşı Gökhan Öz teröristlerin yola döşediği mayına basarak şehit düştü. Şehidin Niğde'deki Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan beldesindeki toprak damlı, taş yığma duvarlı baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Nişanlıydı piyade onbaşı, evlenecekti yakında. 4 ay önce göreve başlamıştı. Lisedeyken bir tiyatro oyununda şehit olan askeri canlandırmıştı. Oyunda vurulup yere düşüyordu, üstüne Türk bayrağı örtülüyordu. Ölümü korkaklığı için toprağa düşmüş asker. Bugün bir kez daha üzerinde Türk bayrağı vardı. Onun için bu kez gerçekten gözyaşı döküldü. Cenaze törenine 2000 kişi katıldı. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Ve Şemdinli. Bağlarköy kırsalında çatışma çıktı. Uzman çavuş Güner Erdem'le er Çetin Doğan şehit düştü. 7 asker de yaralandı. Durumu ağır olan bir asker Van'a sevk edildi. 2 şehit asker törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehit uzman çavuş Güner Erdem 2 hafta önce baba olmuştu. Siirt'ti görev yeri ama 37 gün önce geçici görevle Şemdinli'ye gelmişti. Doğum için izne ayrıldı. Malatya Hekiman'daki evine koşup oğlunu gördü. Adını Caner koydu ve 4 gün önce yine görev yerine gitti. Şehit çıktığı operasyonlardan sonra sosyal paylaşım sitesinden yaşadıklarını aktarıyordu. Şu an Şemdinli'deyim ve hiçbir sıkıntı yok. Hainleri öldürmekten yorulduk. Çok şükür ki bizim kaybımız yok. Kimse bizim vatanımıza göz dikemez demişti bir mesajında da. Ben yakınıyım, tutarım ben canım. Babasını uğurlamaya 14 günlük oğlu Caner de gelmişti. Şehit uzman çavuş, ikindi namazının ardından askeri törenle köyünde toprağa verildi. Ve ateşin düştüğü diğer ocak, Sivas Saralı piyade er Çetin Doğan. 3 ay vardı tezkeresine, askere gitmeden kısa süre önce evlenmişti. Makbule Doğan, şehit eşinin başlığını elinden bir an olsun düşürmedi, öptü, kokladı. Şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Törene katılanlar teröre lanet yağdırdı.